Selamun aleyküm arkadaşlar, Çiftlik İşleri kanalından hepinize merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür bizler de iyiyiz. Güneş nereden geliyor, tepeye mi geliyor, böyle geliyor herhalde. Rüzgarlı, serin bir havadan hepinize merhaba. Bu videoyu herhalde cuma günü seyredersiniz. Hayırlı cumalar diyoruz. Videomuza başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Bugün size şöyle bir şey söyleyeyim. Arabamızı sattık. Bizim gri Fiat arabamız vardı biliyorsunuz. Onu sattık. Bu yakışıklı kardeşimizi aldık. 2005 model Kia Bango. Ayağımızı yerden kessin. Hem malımızı taşısın. Bize yardımcı olsun diye buradan. Şu rüzgar çıkıyor be. Şöyle göstereyim. Vallahi işte kapalı gasa bir arabamız tenteli. Alanlı fişmanlı. Şöyle bakayım. Nasıl çıkıyor böyle? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tırımız geliyor. Yeni siparişlerimiz vardı. Trakya bölgesi olarak. Neresiydi? Tekirdağ. 4 palet indirdik. Muratlı'ya 2 palet. Öbürü de Muratlı'nın az üstü. İsmini unuttuk. 2 palet. Onları tırcı arkadaşımız yol üstü gelirken onları bıraktı. Hemen indirdiler. Hazır büyük çiftlikler onlar. Onlara da gideceğiz inşallah ziyarete. 2 paletimiz kaldı. 2 paleti de depomuza indireceğiz. Şimdi gidelim tırımızı karşılayalım. Kepçemiz 2 paletimizi alsın. Devam ediyoruz. Trakya Rotayen bayisi olarak hızlı başladık Trakya'ya Allah'ın izniyle. Daha depodaki malı kıpırdatmadan gelen tır inmeden dağıtıma gitti. Hadi bakalım hızlı bir şekilde başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın dostlar. Haydi bismillah. Vallahi şöyle arabamızı da çekelim. Allah'ın izniyle çok şükür Allah kaza bela vermesin. Bir maşallah bir hayırlı olsun derseniz biz de topu ulan. Haydi va. Eski kamyoncular rakip kaldı va. Vallahi 4 palet VK300'ümüzü Tekirdağ'a bıraktık. 2 palet plası başka bir çiftliğimize bıraktık. 2 palet plası ayrı bir yere bıraktık. Tırımızda 2 paletimiz kaldı. Onları da şimdi depoya indirmeye gidiyoruz. Arabamız vallahi kağıt gibi mis gibi hoşumuza gitti. Allah inşallah kaza bela vermez, ekmek yedirir bize. Vallahi bilmiyorum, şimdi hemen gideyim kepçeciye bakayım. Kepçe 2 paleti alsın. Çünkü tırcı arkadaşımızın da şeyi var, dağıtımı var. Sağ olsun, Allah razı olsun Recep kardeşim, hemen tık tık 4 palet birine 2 palet 2 palet bir şekilde halletti. Şimdi 2 palet de çocuğu da bekletmedim. Onun da işi var Allah'ın izniyle. Haydi bakalım devam ediyoruz. Depomuza geldik, çok şükür depomuzu açtık. Şimdi VK300'lerimizi hemen 2 paletimizi daha buraya koyalım. Plaslarımız duruyor. 2 paket plasımızı verdik. 4 paket 300'ümüzü verdik. 2 paket plas, 2 paket plas. Ayrı ayrı 4 yere satıcımızı yaptık. Allah bin bereket versin. Şimdi tırcımızla kepçicimizi bekliyoruz. Onlar da yan aslında. Bakalım. Hızlı hızlı ve ayrı bakalım bismillah. Kepçemiz geldi Allah'ın izniyle. Tırımız da gelmek üzere. Kardeşim, eyvallah. Tırımız da geldi. Gitsin ileriden dönsün gelsin. Tamam be ya, tamam be ya. Mercedes'i çektin oraya, ey yavrum. Seçkin abim de geldi. Seçkiniz, hoş geldin. Aleykümselam, aleykümselam. Bereketli olsun, eyvallah abi, hoş geldin. Kardeşim hoş geldin. Abi, Recep'im, ne yapıyorsun? Çabuk geldin. Yükledik geldik. İyi. Ne yaptın? Balıkesir Rotayam'da. Tekirdağ'a 4 palet indirdik abi. O plaslardan, mavilerden 4 palet indirdin. Muratlı'ya indirdik, 2 palet daire balıya indirdim.
palet kaldı arabada. Süper. Sana verdikleri kağıtları imzalattın. Eyvallah kardeşim. Eline koluna sağlık. İki palete de dükkanı açacağız. Şöyle göstereyim. 300 lirimiz. Oba. Öndekileri indirmen iyi olmuş kardeşim. Eyvallah, sağ olasın. Yok, gelmiyor onlar. Az daha gidebilirsin. He? Bağlıymış, bağlıymış. Az geri gel, paletler bağlı. Adama da uğraştırıyoruz. Dördünü birden alacak. Yok yok. Sen çık. O bağlamış paleti tıra. dördünü birden indirteceksin adama. Abi. Alsın mı? Tamam. Al. Az daha gel. Gelebilirsin az daha. Gel. Tamam. Tamam. Sağ tarafa koyacağız başkan. Az daha. Gel tamam. Sal. Eyvallah.
Reis, yolculuk nasıl geçti? Abi yolculuk iyi geçti ya. Muratlı'daki, Tekirdağ'daki abiler yardımcı oldu sana indirmede. Ayrabolu'daki abi de iyi adam. Güzel çiftlikler o. Çiftliklerin sahipleri iyi insanlar. Allah razı olsun senden de kardeşim. Şunu ben yollayayım, geliyorum senin yanına. Evet, davamızı, obalımızı, mülkümüzü indirdik. Yememizi indirdik çok şükür. Siçkin abi güneşe geliyorsun, bu tarafa gelmen lazım. Şöyle senin gül yüzünü çekeyim. Diyorum yemlerimiz hazır diyorsun yani. Yemlerimiz gelmiştir, her zaman hazırdır. Her zaman hazırdır. İster bir paket, ister beş paket, ister on paket. Ne kadar istersin. Şeyden, Balıkesir'den 10 palet söyledik abi. Aslında burada bizim BK 300 plasımız vardı da hazır tır geliyordu. Ayrabolu'ya bıraktı. Tekirdağ'a bıraktı. Şey, tabii Tekirdağ'a, Muratlı'ya bıraktı. Ondan sonra Tekirdağ'a bıraktı. İki palet de bize fazladan getirdi. Tamam. Depomuzda malımız olsun. İste. Eyvallah, Allah razı olsun. İsteyene bir paket, isteyene 10 paket, isteyene palet palet. Nasıl istiyorsak, nasıl istiyorsa arkadaşlarımız teslim ediyoruz. Arabamız da var çok şükür. Hah, öbür tarafa. Şimdi depomuzu gidelim be. Haydi bakalım, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yeni bir günden tekrardan merhabalar. Misafirlerimiz var. Rota ailesi olarak bir arkadaşları daha katacağız inşallah ailemize. Nereden gelmiştik abi? Çanakkale. Çanakkale neydi? Lapseki değil mi? Lapseki'ye bağlı yerden. Köy mü falan fark ediyor mu isim olarak? Yani Lapseki'nin merkezine mi bağlı? Merkez, evet. Lapseki'nin merkezine bağlı. Onlar da kısmet olursa Oğuz hocam, Yıldırım hocam. Benim bir isim hikayesi bende sıkıntılıdır. Hep unutuyorum. Hakkınızı helal edin. Ziyaretimize geldiler. Hem hayvanlarımızı gördüler. Şimdi bir daha gideceğiz. Ahıra bakacağız. Hayvanlarımızın son durumunu. İnşallah onlara da bir besicilik hikayesine başlatıyoruz. Bir 10 tane niyetleri var Allah'ın izniyle. Kendi yerleri daha önceden de küçük baş bakıyordu değil mi? Küçük baş bakıyordu değil mi? Küçük baş bakıyorlardı. Şimdi kısmetse artık siz de danacı yapacağız diyorsunuz. Ne diyorsun İnşallah. Abi? Fikriniz nedir yani? Şöyle azıcık yanaştırayım. Bu arada rüzgar var. Sesiniz çıkmayabilir. Azıcık yüksek sesle konuşun abi. Nasıl yani, bu işte ekmek var mıdır? Kafanıza yattı mı? Biz anlatıyoruz ama siz bize bakmayın. Biz canlı canlı yaşıyoruz. Ama abi senin hayvanları görünce yaptı. Değil mi? Hayvanları görünce. Evet, biraz fikrimiz daha böyle yani, oturdu yani. Fikir daha rahat oluştu. Cengiz Hoca'yı tanıyorsunuz. Cengiz Çali tabii, Hoca'yı da. Onu da bu arada Cengiz Hoca'dan gördünüz herhalde. Tabii Cengiz Bey numaramızı vermişti. Cengiz Hoca'yla görüştünüz. Görüştük. Görüştünüz. İyi, güzel olmuş. Trakya bayisi olarak bizim yanımıza geldi abiler. Şimdi kısmetse hayvanlarımıza bir daha bakarız. Orada bir daha fikirlerini canlı canlı alırız. Sonra da yemlerini vereceğiz Allah'ın izniyle. Ne zaman alacaksın danaları abi kısmetse? Bir hafta içerisinde alacağız. Bir hafta içerisinde bir 10 tane dana düşünüyorlar. Ondan sonra da 50'ye çıkartacaklar kapasiteyi. Valla iadeyi ziyarete geleceğiz. Tabii. Allah'ın izniyle. Her zaman bekleriz. Eyvallah hocam. Gidelim ahıra bir bakalım. Bize de hediye getirmiş. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Utandırdınız mı sizi be? Estağfurullah. Trakya insanı normaldir abi. İçtenler sağ olsunlar. Boş gelmemişler. Onlar gelsinler yeter ki. Biz de onları memnun edelim. Dediğimiz gibi şimdi alacağınız yemlerden sonra hayvanlarınızı bize videosunu çekeceksiniz abi. Elinizde sizin arpa fileke vardı. Mısır fileke vardı. Kepek alabiliriz dedi. Dün demişim. Biraz önce sen konuştun. Evet. Kepek hikayesine geliyor. Pancar küspesi uygun şu anda. Arpa fiyatı da uygun. Bakacağız orada sizin bütçenize ne uygun samanla beraber. Nasıl bir rasyon yapılacaksa Cengiz Hoca'ya atacağız. Cengiz Hocamız bize diyecek ki
şunu şu kadar veriyorsun, bir geçiş rasyonu var. Bu hayvanların işte bir uyguladığımız prosedür var, bu prosedürü uygulayacağız. Ondan sonra bismillah diyeceğiz, sonra biz geleceğiz, misafir olacağız size. Her zaman. Gözle göreceğiz bunu. En azından canlı yaşayacaksınız abi. Neyi var, neyi yok, hayvanlar ne kadar kilo alıyor, nasıl kilo alıyor, bu bize ne kadar kısa sürede yeter. Tekrar bizim burada konuştuklarımız, yani bunlar şey olsun, biz bunları hep Cengiz Hoca'dan öğrendik. Yani bize Cengiz Hoca, dediğimiz gibi gruplarımız var bizim, rota grubu. Bu gruba da ekleriz sizi. Yani en azından orası bizim bir fakülte gibi, okul gibi düşün yani. Burada her şeyi öğrenebiliyorsun. Yani bunun içerisinde bize direkt birebir sormana da gerek yok. Yani o grubun içerisinde sordun, adam sana her şeyi söylüyor. İşte ayağı sakatlanmış, gözü şöyle olmuş, böyle olmuş, Allah göstermesin. Hayvanın başına bir şey gelmiş olur, şu olur, bu olur. Gruplardan yanıdıkta mesela bizim o tarafta da çok müşterimiz var. Alışveriş olur, dost olur, o gelir senin hayvanına bakar. Hayvan takası olur, hayvan almak olur. Birbirimize hep dost olarak bu şekilde yardımcı olacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Ağ da çok geniş gördüğüm kadarıyla. Güzel bir ağ, yani, çok güzel bir oluşum bence. Bizim işte dediğimiz gibi Cengiz Hoca bu grubu kurmuş. Gruptaki herkes de inanın böyle sizin kadar samimiler yani. Hem doğru dürüst söylüyorlar, hem de canlı canlı yaşıyorlar. Canlı yaşamak anlatmak gibisi değil yani. İllaki. Anlatmaktan daha güzel bir şey. İnşallah Allah size de bol bereketli kazançlar nasip i̇nşallah. Eder. İnşallah. Sizin oraya da yerinize de gelir görürüz inşallah. Her zaman. Misafirimiz oldu sağ olsun. Arkadaşlarımız geldi. Şimdi gidelim bir hayvanlarımıza bakalım. Tabii. Ondan sonra da gidelim depomuza. Depomuzdan malımızı yükleyelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. Sağ olun. Eyvallah. Son söyleyeceğiniz bir şey var mı diyeceğim ama daha çok çekim yapacağım ben. Allah tavsiye ederiz deriz yani. İyi, eyvallah. Daha kullanmadan diyorsun ki tavsiye. Ben işin açık tarafı yani ilk hani kullanma açısından ziyade hani karşılama ve hani bilgi konusunda ben gerçekten çok etkilendim. Doğru. Ki arkadaşım da öyle büyük bir ihtimal. Allah razı olsun. Yani, ama aşağı yukarı 3 saattir. Bize şey anlatıyorsun. Sorun gerçekten. Değil abi. Bak şöyle bir şey. Cengiz Hoca'nın bir meşhur lafı var. Hep de Cengiz Hoca'dan söylüyorum ama yani bu adam doğru söylediği için söylüyorum. Bilgiyi paylaşırsan efsane olursun. Paylaşmazsan zengin olursun ama paylaşırsan efsane olursun diye evet. Bir laf vardı. Yani bu bilgiyi ben paylaşacağım. Çünkü ben de ondan öğrendim. Ben onu öğrendiğimi sana paylaşacağım. Sen de bu işi yaparken gönül rahatlığında. Sen para kazanırsan yarın benim telefonun bir daha çalacak. Sen para kazanamadıktan sonra ben sana şimdi sattım 2-3 palet yam, çektin gittin bir daha almadın. Bir anlamı yok bu işin. Ben de çünkü alırken herkes gibi ben de şüpheliydim. Acaba para kazanabilir miyim? Acaba para kazan... Bak biraz önce konuştuk bunu bahsettik. İkinci hayvanımızı dizdik. Şimdi bir an önce diyorum ki ya şu 1-2 ayda çabucak geçse de bunları hemen kestireyim yenilerini dizeyim. Yeniden böyle rasyona başlayayım, yeniden hayvan seçeyim. Hani acayip böyle... Bunu gördük. Yani gözümüze şahit olduk. Allah bin bereket versin. Para da kazandırıyor. Yani Temin sen çok güzel bir örnek verdin. Memuriyetten daha iyi dedin. Doğru mu? Evet. Yani Allah bin bereket versin. Para da kazanıyoruz. Allah dediğim gibi bu rotayı mı çıkarandan da, bu rasyonu yazandan da, yedirenden, içirenden de. Para kazandırıyor bunlar bize. Allah inşallah size de para kazandırır. İnşallah. İnşallah daha da çoğalsınız. Ahıra gidelim abi. Çekim yapalım şu orada da. Şu çok güzel. Bir de denge olayı çok güzel. Ben o çok hoşuma gitti. Yani sizin anlattıklarınız, ettikleriniz, verdiğiniz bilgiler. Evet. Yani bilmediğim çoğu şeyi öğrendim burada. Tabii tabii. Bir de denge olayını çok beğendim. Bu yani... rasyondaki denge dediğim gibi bunlar mesela binlerce hayvanın üzerinde denenmiş rasyonlar. İşte bizim gruplardaki insanların hepsinin tecrübesine dayanarak mesela işte atıyorum neyi fazla geliyor, neyi eksik geliyor, dengesini bulmak. Senin söylediğin denge olayı buradan kaynaklanıyor yani. Bu artık hani işin final kısmı. Yeter ki bu işin neyi özelliği var? Düzgün uygulayacaksın abi. Bunu zaten hani işte burada 3 saattir konuşuyorsak şöyle düşün yani. Ben sabah baktım 2 saatlik bir hayvan işim vardı. Ondan sonra sizin gelmenizi bekliyorum. De akşama artık denemişim. Serbest kuru besleme. Akşam gitmesem de olur ama ben hayvansız yapamam yani.
Gideceğim onun yemini karıştıracağım. Bir daha ot vereceğim, saman vereceğim. Hani bu zevkli iş. Para da kazandıktan sonra Allah herkese bin bereket versin diyoruz yani. Cümlemizin şey. Amin, amin. Hadi bakalım. Sen de böyle bu tarafa geç de reis sen de çıkasın. Nasıl danalarımızı beğendiniz mi? Maşallah, subhanallah. Yani Allah diyecek bir kelime yok. Allah nazardan saklasın. Allah razı olsun. Yani ben... Dana gibi olmuşlar mı? Bana yani... soranlar öyle söylüyor. Danayı geçmişler. Şimdi maşallah. Abi dana seçerken şuna neye dikkat et biliyor musun abi? Birisi 180, birisi 350 kilo böyle olmasın. Aynen. Bir boyda almaya çalışırsan bak maliyetten değil işçilikten kurtarırsın. Bak nasıl rahat olur. Şimdi 180-200 kiloluk hayvana Cengiz Hoca başka bir rasyon yapacak. 300-350 kiloluk hayvan alırsan onun rasyonunu başka yapacak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi benim mesela buradaki teknemi görüyorsun. Şimdi sana diyecek ki Cengiz Hoca şu rasyonu bu üçüne kullan. Bu diğer 5 tanesine bu rasyonu kullan. Ne yapacaksın? Sen işçilik yapman lazım. Onun rasyonu farklı burada uğraşacaksın. Onun farklı rasyonu ona farklı uygulayacaksın. O yüzden ne yapacaksın? 180 ile 300 kilo alacağına hepsini 250 al. Hayvanların canlı ağırlıklarından bahsediyor. Hepsi 250 kilo olursa bir rasyon yazar. Şeyden işçilikten çünkü senin ek bir işin daha var. Tek tek uğraşmazsın abi. Tek tek uğraşmamış olursun. Yani benden sana dost tavsiyesi. Ha 180 kiloluk hayvanı da var. Besiye çekiyorsun. O da büyüyünce böyle oluyor. 300 kiloluk hayvanı da rasyonu uyguladığın zaman yine böyle oluyor. Tek tek uğraştırmaz. Yani işte bunu sen benim ek işim var dedin diye tavsiye ediyorum ben. Ya normalde yani atıyorum 5 hayvana 10 hayvana yem karıp atmak çok uzun bir süre bir şey değil. Ama senin ek işin olduğu için ben sana dost tavsiyesi veriyorum. Daha kolay olur senin açından daha yaparsın. Mesela bizim reglasımız var, çayır otumuz var, samanımız var. Şimdi bugün sabah saman bitti, öbür taraftan çekeceğim samanı. Onlarda da mesela şimdi küçük hayvana yonca verirsen daha karlı olursun. Daha çok protein ağırlıklı olduğu için boya posa gider. Yani bu sefer diyeceksin mesela şimdi az daha büyüdüklerini, bu işin bir de büyüdüğü hikaye var. Şimdi 180 kiloluk hayvanı 350 kiloya getirdin. 350 kiloluk hayvanın o arada 500'leri geçmiş olacak. Bu sefer sen diyeceksin ki ben yoncayı hepsine veriyorum. Burada da yonca 500 kiloluk hayvana gerek yok. Anladın? Yani ne yapacaksın? İşçilikten bir daha kısacaksın, bir daha değiştireceksin. Hani hepsi bir olsun daha rahat edersin. Hepsi bir olsa stabil hale gelir. Ha bak benim Bilerciğin. Ben mesela size buraya nasıl yemlediğimi söyledim. Burada kamerada arkadaşlara da söyleyeyim. Ben günde 5 kere ot veriyorum hayvana. Niçin? Benim vaktim var. Ama senin ek bir işin daha var. O yüzden senin maksadın vaktini almasın. Bunun yüzünden o işten kalma, o işini üzme, kendini üzme, yorma. Ya da o işi yapıyorsan bunu aksatma. Benim maksadım hani gir tak hemen bir saatte işini bitir, bin arabana git işine. Hayır. Öbür türlü 3 tanesine ayrı rasyon, 5 tanesine ayrı rasyon, ikisine ayrı rasyonla uğraşırsan diyeceksin ki ya şimdi ahıra gideceğim, 2,5 saatimi alacak benim. İşe geç kalacağım. Hayda bu hayvanı sallayacağız. Bu hayvanı da sallamayacağız, kendi işini de yapmayacağız, kendini de yormayacağız. Yani bu benden dost tavsiyesi. Kısa ve özünü söyleyeyim. Zaten bizi en çok çeken durum da oydu yani. Dostane yaklaşımınız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ya ben rota grubundan böyle gördüm. Cengiz hocamdan böyle samimiyet gördüm. Biz de böyle uyguluyoruz. Çünkü bizden yem alıp almaman önemli değil. Geldin dostumuz oldun. Çayımızı çorbamızı içtik. Biz de size geleceğiz. Biz de çay çorba içeceğiz. Yani yem almak, hayvan almak, ıvır zıvır. O ikinci plan. Alışveriş ikinci planda. Son kez hayvanlar için bir şey söyleyin abi. Yani bana her gelene ben soruyorum. Nedir, ne din, nasıldır? Ben bu kadar beklemiyordum işin açık tarafı. Oo. Yani maşallah, subhanallah, Allah'ın azarlardan sakın. Videolardan Cengiz abi geldiğinde de söyledi. Ben bu kadar boylu postu beklemiyordum de. Ben her beklemiyordum. Gün her gün gördüğüm için mi bana... Bana normal gibi gelir. Bana normal gelir abi. Büyük ihtimalle. Gerçekten şeyin üzerinde hayvanlar.
Yani ben bu standartta çok görmedim. Yani dediğim gibi daha önce de çok gezdik, tozduk. Hani bu işe girmeden önce de illaki çevremizde yapan insanlar vardı. Da yani dediğim gibi maşallah ben böylesini görmedim işin açı tarafı. Seni yani de yapacağız danacı o zaman. İnşallah. Olacak, İnşallah. Hadi bakalım, onu da kandıracağız diyorsun. Gidelim yemimizi alalım abi. Tamam, mallık yaptın mı abi? Abi senin şeyin yok valla, hiç yormayın. Abi insan kendi yemini taşımazsa o paralar ayrı olmazmış abi. Ne oluyor, bir şey hakkında atlatmışsın. Girmez şunu zaten bunu abi. Abi olayın güzel yönü o bence ya. Ha? Güzel yönü o, insanı yormuyor. Abi öbürleri ağır. Çanakkale laf çekiyor. 24 tane BK 300'ümüz. Hayırlı olsun. Gidelim. Onların arabasının altı alçak. Şuradan sürtmesin diye bundan ona atacağız. Haydi bakalım. Parakende satış fişi yazacağım şimdi sana. Kaşeleyeceğim, imzalayacağım. İstedikleri kadar çevirme yapsınlar. Şimdi bu tarafa bakacağız. Şu yok. Tamam, bereketli olsun valla. Hadi bereketli olsun ustam. Güle güle Allah kullanın. Allah razı olsun. Eyvallah abi. Eyvallah sizden de. İlgin, alakan. Allah razı olsun. Ve hoş sohbetin için çok teşekkür ederiz abi. Ne demek, ne demek. Zaten devamlı, zaten bir daha çalışacağız. İnşallah, inşallah. Seni de bekliyoruz bak muhakkak. Vallahi geleceğiz diyorum ya sana. Siz hele bir hayvanları oturtun. Geleceğiz. İnşallah abi. Beraber nasıl besleyeceğimizi de ben sana en ufak sıkıştığını, en ufak bir şey olduğu zaman alo diyorsun. Her şeyi tek tek anlatıyoruz abi. Bunda ayıp mayıp bir şey yok ha. Allah razı olsun. Zaten dediğim gibi o dostane yaklaşımınız, anlatımınız, her şeyiniz çok mükemmeldi. Allah razı olsun abi. Ne demek? Hani gıyaben tanıyoruz ama hocamızı.
Cengiz hocamızı. Sizin yani bu kadar anlatmanızla da zaten helal olsun dedirten bir eyvallah eyvallah. Yani ben üniversitede ders dinler gibi dinledim bugün. Allah razı olsun. Bu kadar ders dinlemem. Dilimiz döndüğünce artık eyvallah. Abi. Eyvallah. Her şey için çok sağ olun. Abi çok teşekkür ederiz. Kesenize bereket. Hayırlısı Allah yolunuzu açık etsin. Bin bereket versin hayvanlarınıza abi. Abi inşallah. Eyvallah. Evet arkadaşlar yeni bir gün. Yeni bir günden tekrar hepinize merhabalar. Yemlerimizi verdik. Onlara da bin bereket versin. Rabbim bol kazançlar nasip eylesin. Kilo kilo et nasip eylesin. Şimdi şöyle anlatayım. Biliyorsunuz geçenlerde Biliyorsunuz geçenlerde Cengiz hocamız gelmişti çiftliğimize. Çiftliğimizde eksik olan şeyleri söylemişti bize. Bize ilk başta demişti ki şurada gördüğünüz kapıdan şu kapıdan içeri tavuklar giriyordu. Bir de öbür kapıdan. Şimdi onu göstereceğim. Dedi ki yemliklerin içerisinde dolaşır dedi tavuklar. Bir de bu pazlar sussa. bu tavuklar dedi yemliklerin içerisine pisler. Çünkü karıştırıyorlar yani. Ondan dolayı danalara dedi hastalık bulaşır. Hastalık bulaşırsa da çok uğraşırsın dediler. Hem geri gider hem para kaybedersin hem ettiğin eziyet şey çektiğin cef şey işte va yani yorgunluk emek boşa gider dedi. Uğraştık çünkü. Şöyle göstereyim ben hemen. Bu kapımızı hemen şöyle şey yaptım burası da açılmış va. Buraya hemen tahtalardan çaktım. Şöyle açayım onu da göstereyim. Bu şekilde böyle şey yaptım. Branda çaktım. Artık tavuklar ona giremiyor. Burada da şöyle göstereyim. Buraya da eski köpeklerin şeyi vardı. Battaniyesi vardı. Battaniyesini çaktık onlara bu taraftan, arka taraftan. Artık içeriye tavuk girip danalarımızın yemliklerine pisleyemeyecek. Hastalık bulaştıramayacak. Cengiz hocamızın, Cengiz Çaylı üstadımızın tavsiyesi buydu bize geldiğinde. Hemen uyguladık. Danalarımız sıkıntı yaratmasın diye. Yalnız bizim başımızda başka bir sıkıntı var. Şöyle anlatayım. Bizim meşhur bir... Bizim meşhur bir tilkimiz var. Kahverengi, koyu renkli. Şuradan aşağıdan, sol taraftan, denize yakın bir yerden. Daha doğrusu Mera tarafından geliyor. İki gün öncesi bir tane anaç tavuğumuz vardı bizim. Bu yav, biz takipçilerimiz bilir. Bizim piliçleri büyüttüğümüz piliçleri yani gurka yatırdığımız tavuk anaç tavuğumuzu aldı gitti. Adi herif öyledi belki de dişidir bilmiyoruz ama tavuğumuzu aldı gitti. Bir gün sonrası biz şurada oturuyorduk. Hatta misafirlerimiz vardı. Misafirlerimiz söyledi. Aa dediler tilki tavuğu şey civcivi alıyor. Dönene kadar aldı koştuk peşine. Öşt möşt. Aşağı gidiyor. Duvardan atlıyor. Ben de peşinden koşuyorum. Duvardan böyle kaçarken ağzında piliç. İleri gidip durup bakıyor. Ne yapıyorum diye. Yani artık o kadar yılışmış yani. Yılışık. Öyle söyleyeyim. Biz de bıktık bundan. Yani biz hayvan öldürme taraftarı değiliz. Tabii ki de tilkiyi hemen çok basit. Alırsın oradan 2 kilo tavuk göğsü. İçine zehirini koyarsın. Köşelere beşelere çiftliğin dışına atarsın. Onunla beraber köpekler de yer. Tilki de yer. Kaplumbağa geziyor buralarda. Onlar da yer. Falanı fişmanı. Bütün hayvanlara zarar veririz. Biz onu da istemiyoruz. Bizim bir tek çaremiz. Ya köpekler şöyle düşün. Şimdi çiftliği şöyle göstereyim. Bakın köpekler şurada yatıyorlar şu anda. Ama mesela şurada çiftliğin en sonunda bakın te şurada bilmem o kadar yakama bakmazsa bir tanesi daha aşağı gidiyor. Te bu çiftliğin en sonuna gidiyorlar. Burası 7 dönüm. Yani buradaki 2 köpek, 3 köpek o aşağıdaki tilkiye bir şey yapamıyor. Tilki zaten duvara çıkıyor. Ağaç gölgesinden böyle kenardan pusuyor. Ne zamanki köpek yok, insan yok o zaman tavukları aşağılarda yakalıyor.
Bu da bizim başımıza bela oluyor. Şöyle düşünün, biz bu kazları aldığımızda iki tane kaz yavrusu bu tilkiye verdik. Tilki sağ olsun onları aldı gitti. Hemen hemen 5-6 tane tavuk gitti. Şeyden de piliçlerde 11 tane çıkarmıştık biz. Eski videolardan takipçiler biliyor, videosu da var hatta. 11 tane yavru biz çıkarttık anaçla beraber. Ana burka yatan tavukla beraber. Şimdi kaldı 6 tane mi? 5-6 tane kaldı. 5 tane de pilici aldı gitti. Yani bunu artık biz bıktık yani. Öldürme taraftarı tabii ki de ben de değilim. O da sonuçta Allah'ın yarattığı bir hayvan. Ama dedik ki buna ne yapacağız? Onun da yavruları vardır. Yani doğanın kanunu bu. O fare yiyecek, tavuk yiyecek, piliç yiyecek, bir şey yiyecek. Ama burası kolay besi onun için. Atlıyor duvardan, pis pusuyor. Oradan bir tane alıp gidiyor yani. Köpeklerle de buna bir çare bulamayız. Yani şurada 7 dönüm aşağıda bir yere köpek kulübesi yap. Ona her gün su götürüyor bilmem ne, o hayvanı bağla bilmem ne, o da bir ayrı eziyet. Şimdi bu tilkinin bizim neyinin dikkatini çekti? Neyi dikkatimizi çekti? Bu tilki sabah saat 9-11 arası, 9'da 11 arasında geliyor. Akşamda saat 4 ile 6 arasında çiftliğe uğruyor. Sanki mesaiye gidiyormuş da dönüşü alıyormuş. Biz de ona başka türlü bir çare bulduk. Şimdi onu göstereceğim size. İşte çaremiz bu. Geliyor mu oğlum? Geleceğim biraz sonra. Yani şöyle söyleyeyim. Bu alet bizde epeydir var zaten. İsmi Bora. Bu aletin. Vallahi güzel bir makine. Türk yapımı. Otomatik. 10 tane alıyor. Öldürme kaydı. Tekrar vurguluyorum. Öldürme şartıyla biz bunu kullanmıyoruz. Ben bunu havaya bile ateş etmiyorum. Şimdi iki çeşit kurşunumuz var. Onları da tanıtayım. Şöyle. 12 kalibre bu. 12 kalibre ve 6 her türlü mermi atıyor. Şöyle tek kurşun var. Domuza bile kullanabiliyorsunuz. Bir de böyle saçma kısmı var. Şöyle göstereyim. Saçma kısmı da var. Şimdi bunu kuracağız. Biz bunu havaya dahi ateş etmiyoruz. Kimse yanlış anlamasın. Hayvana da atmayacağız. Ama nedir? O saatlerde iki el toprağa sıktığımız zaman güzel bir sesi var. Ben denedim, bir tane iki tane attım. Güzel bir sesi var. Büyük bir ihtimalle bu da o hayvanı buradan uzak tutar. O saatlerde sabah 9-11 arasında iki tane, akşamda 4-6 arasında iki tane sıktık mı buraya, yani toprağa atıyorum. Şimdi şuraya bir tane su şişesi bağladım. Bir iki tane atış yaparız. Hem silahımızı denemiş oluruz. Hem de siz de görmüş olursunuz. Vallahi inşallah bunun sesinden korkar. Bilmiyorum. Gelmesin kardeşim ya, istemez. Ayda bir tane alsın gelsin. Bak ona da razıyız. Bir tane alsın, ayda bir tane gitsin. Ama mesela Cengiz Hoca'nın da geçen kazını saldırdı. Bizim kazlar ufakken iki tane aldı gitti. Burada gözümüzün önünde oluyor. Ben şurada ahırın şurasında oturuyordum. Şuradan aşağıdan aldı gitti. Bir tanesini hatta köpekler yetişti. Az kaldı tilkiyi yakalıyorlardı. Yakalayamadılar. Orada bıraktı, kaçtı gitti. Falan efişman. Şimdi silahımızı kuralım. Bir iki el korkutma amaçlı. Tekrar söylüyorum, biz öldürmeye karşıyız. Ama onunla, o da bizim tavuğumuzu, civcivimizi alıyor. En azından korkutalım. Bizden uzak dursun yani. Çok da yüzsüz bir şey. Kahverengi bir şey. Şimdi tavukları buradan aşağı bu tarafa böyle geçsinler. Şuradaki su şişesine 2 tane, 3 tane, 5 tane atış yapalım. Hem şeyimizi yapalım. Hem de bakalım, bir bakın bakalım fikriniz nedir. Tekrar söylüyoruz, biz silaha karşıyız. Ama tabii böyle bir çiftlik içerisinde de tilkidir, sansardır, yılandır, şudur, budur. Bunun için şart böyle bir şey. Ya bizim küçük silahlarımız var, ufak tabancalarımız da var. Mecbur taşıma ruhsatlığı almadık ama hep bulundurma ruhsatlı. Ha, taşıma ruhsatımız da var tabii ki de. Bunu da bulundurma olarak aldık. Vallahi dedi, tekrar söylüyorum, biz silaha karşıyız ama çiftlikte, çiftlik hayatında mecbur şart. Şimdi bu tilkiye de böyle bir şey şart. Çünkü küçüklerin sesi çok aşırı öyle ağam şağam yüksek değil ama bunun sesi sanırım biraz iyi. Şimdi deneriz. Hadi bakalım. Siz bir karar verin bakalım. Bu arada arkadaşlar, silahtan bahsedeyim. Silah ruhsatını şöyle alıyoruz. Bizim işletmemiz var biliyorsunuz. Önce
kaymakamlığa dilekçe yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim bir çiftliğim var, falanım var, fişmanım, bir işletmem var, tavuklarım var, kazlarım var. Neyden korkuyoruz? Tilkiden korkuyoruz, sansardan korkuyoruz, yılandan korkuyoruz. Bunları hayvanlarımızdan korkuyoruz dediğim hayvanlarımızdan uzak tutmaya çalışıyoruz. Bunun için bir dilekçe yazıyorsunuz kaymakamlığa. Kaymakamlığın onayı gerekiyor. Bu arkadaş burada yaşıyor. Böyle bir çiftliği var. Yivsiz av tüfeği olarak geçiyor bu silahlar. Buna izin vermesi gerekiyor. Yivsiz av tüfeğinin iznini aldıktan sonra, onayını aldıktan sonra Ziraat Bankası'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne küçük bir miktar para yatırıyorsunuz. Ondan sonra neydi o? Biyometrik fotoğraf çektiriyorsunuz. Bunu CD'ye işlettiriyorsunuz. Daha sonra ne yapıyoruz? Jandarmanın verdiği bir site var. Jandarma silah ruhsatı için diye yazarsanız Google'a göreceksiniz. Buradaki siteye giriyorsunuz, üye oluyorsunuz, tüm bilgilerinizi giriyorsunuz. Oraya bu faturayı, ziraat fatura demişim, Ziraat Bankası'na ödediğiniz miktarın bilgisini yazıyorsunuz. Ha, bu arada en önemlisi sağlık raporu alıyorsunuz. Sağlık raporunda da şöyle bir özellik istiyorlar. Psikolojik psikiyatri kısmından sıkıntınız olmayacak. Yani çok fazla çatlak olmayacaksınız. Kısacası şöyle toparlayayım. Önce aile hekiminden onay alıyorsunuz. Aile hekimin psikiyatriden bir sıkıntısı yoktur raporu veremediği için genelde sizi devlet hastanesine sevk ediyor. Devlet hastanesinden psikiyatri kısmından rapor alıyorsunuz. Size 60 soruluk mu 90 soruluk sanırım böyle bir test veriyorlar. Testi işaretliyorsunuz. Ben gittim, psikiyatri testinden geçtim. 90 soruya işaret veriyorsunuz, işaretliyorsunuz. Onaylanırsa psikiyatri onay veriyor. Tekrar aile hekimine geliyorsunuz. Aile hekimi size diyor ki bu arkadaşın sağlık raporunda bir sıkıntı yoktur. Psikiyatri raporunu da devletten getirdiğiniz için onaylıyor. Bu psikiyatri raporuyla sağlık raporunu, aile hekiminden aldığınız sağlık raporunu sisteme yüklüyorsunuz. Jandarmaya yatırdığınız parayı Ziraat Bankası'na yatırıyorsunuz, unutmayın. Onun için iki taneydi sanırım. Bir bağış, bir de silah ruhsatı için bir şeyler var, hatırlamıyorum tam. Çünkü bunlar 1-2 hafta oldu, 2-3 hafta oldu yani ruhsat alabilmem için benim. Onu ödüyorsunuz. Silah ruhsatı, sağlık raporu, psikiyatri raporu dediğimiz şey aynısı zaten. Ondan sonra kaymakamlıktan onay, jandarmanın sitesine giriş yapıyorsunuz. Jandarmanın sitesinden size onay geliyor. Size onayına dair bir tane numara geliyor. Onaylanırsa kaymakamlık onayı, jandarma onayı. Tabii bu arada şöyle bir şey var. Maliyeden de hiçbir vergi borcunuz olmaması gerekiyor. Yani sicilinizin temiz olması gerekiyor. Şuradan çekeyim, belki gölgeli çıkar. Vergi dairesinden de hiçbir borcunuz son 15 güne kadar, yani bunu 15 günlük alabiliyorsunuz. 16. günü kabul etmiyor sistem. Son 15 gün içerisinde vergi borcunuz da olmamış olacak. Ona da dair bir temiz kağıt alıyorsunuz. Tabii ki de sabıka kaydınız, şununuz bununuz da olmayacak. O konuda da temiz olmanız gerekiyor. Bunların hepsini jandarmanın sistemine ruhsat işlemleri diye yazın. Onlar size bir tane sistem açıyor. Oraya üye olduktan sonra bu 4 tane önemli evrağı ekliyorsunuz. Onaylandıktan sonra jandarma size bir tane numara gönderiyor. Diyor ki, atıyorum 5.500.500.500, öyle düşünün, bir rakam düşünün. Böyle bir rakam söylüyor. Diyor ki bu rakamla Türkiye'nin herhangi bir yerinde istediğiniz bir av tüfeği satan, yivsiz av tüfeği, bakın bu kafanızda canlansın, yivli değil, yani merminin dönebileceği yiv kısmı değil, yivsiz av tüfeğinden satın aldıktan sonra tüfeğinizin sicil numarasıyla beraber jandarmaya gidiyorsunuz. Jandarma size
faturanıza bakıyor. Diyor ki silaha bakıyor, sicil numarasına bakıyor. Tamam. Sizi eşitliyor. Sisteme kaydediyor. Size bir tane geçici ruhsat veriyor. Ben şu anda geçici ruhsatımı aldım. Yani ben ava çıkabilirim. Tabii ki bu ava çıkarken de şöyle de bir kanunu var. Jarjör kısmında onlu monlu böyle takamıyorsunuz. Sadece iki mermi takıyorsunuz. Onlu jarjör takarsanız içinde kısaltması var. Gerçi bizim aldığımız silahın içerisinde şey de var. İkili jarjör kısmı da var. İkili jarjörle kullanabiliyorsunuz. Ava giderken için söylüyorum. Silahı yanınızda bulundurdunuz, jandarma çevirdi. İkili iki mermi konmuş şekilde olacak. Öyle düşünün. Ama tabii kendi çiftliğinizin içerisinde şişe kırarken, plastik patlatırken, işte oraya yere buraya ateş ederken, tilkiye ateş ederken falan çiftliğin içerisinde size verilen ruhsatın içerisindeki bölümde 3'lü, 5'li, 10'lu, 8'li, 30'lu, 20'li jarjör takabiliyorsunuz. Bu şiş, yani şöyle söyleyeyim, jandarmanın söyledi. Şişe kırarken 8'li, 10'lu serbest ama ava giderken 2 mermi takabiliyorsunuz. Sıkıntı değil, biz silah meraklısı değiliz. Tekrar söylüyorum, bizim zaten ufak bulundurma, taşıma, kendi silahlarımız var. Biz bunu sesi yüksek çıkarsın, tilkiyi bizden uzak tutsun, korkutma amaçlı aldık. Böyle bir bilgi vereyim dedim, şimdi atışımıza geçebiliriz. Daha aslında şöyle bir şey var. Bu çektiğim kısım daha sonra da ben bunu araya sıkıştıracağım, bilgi amaçlı olsun diye atışa geçeceğim. Atış çok da yaptık, tek atışta ve manyak bir şey be. Evet, şimdi şöyle göstereyim. Onlu jarjörümüz, ikili, beşli jarjörümüz var. Beşliden atalım. Bunlar tek kurşunlar. Bunlar saçmalar. Bir tane saçma koyalım. Şöyle. Karışık yapalım ya da ya. Bir tane saçma. Bir tane tek kurşun atalım. Ama ilk iki taneyi tek kurşun atayım. Bu şekilde kuruyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Silahımız böyle, 8'li otomatik. Makine sağlam yani. Bu şekilde kuruluyor. Böyle dışarı atıyor. Bir tane içeri alıyor. Şimdi ben bunu çevirmeden önce sizi o tarafa çevireyim. Bakayım. Şöyle göstereyim. İnşallah sesi çıkar. Ha, bunu ben şimdi sizi bir dakika geri de alayım. Beni de görün atış yaparken. Evet, sanırım buradan atış gözükecek. Şurada kameradan gözüküyordur herhalde. Bir tane şişemiz var. Haydi bakalım, bismillah. Hem yere doğru gelsin istiyoruz. Yani havaya atmıyoruz çünkü bu sarhoş kurşunlar birinin başına düşmesin. Buradan şeye gelsin. Şimdi karşıdaki bidonu görüyorsunuz. Wow, maşallah. Bidon kalmadı. Bakalım bidonumuza ne olmuş. Paramparça. Böyle gördüğünüz gibi. Bu tek kurşunlar fena bir şeyler yani. Neyse, bunu takabiliyorsak takıp bir tane daha atış yapalım. Biraz sallanıyor ama oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakayım tekrar. Evet, şurada bir daha koyduk bakalım. Haydi bismillah.
İkinciyi de vurduk. Şimdi saçma kısmındayız. Saçma atacağız. Evet, kurşunumuz bitmiştir. Daha doğrusu son bir tanesini atmadık. Evet. Tek kurşunlar dediğim gibi fena bir şey. Kulaklarımız çınladı. Bakalım saçmalarda ne vardır ne hikayedir. Şöyle bakalım. Delik deşik olmuş bu. Üstünü görüyorsunuz. Maşallah. Parçalamış be. Parçalamış. Valla silahı biz beğendik. Son kurşunumuzu atmadık ama iyiymiş, yeter bu kadar. En azından akşamı sabahı ikişer mermi böyle atıp tilkimizi uzak tutmak istiyoruz. Bıktık yani. Yıpırdık daha doğrusu. Valla böyle. Dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Siz varsanız biz de varız diyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.